Evet arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kendi ölçümüze göre beden kalıbımızı nasıl çıkartabiliriz? Onu göreceğiz arkadaşlar. Çünkü hep çok soruluyor. Kol evi nasıl ayarlanıyor? Koltuk yüksekliği nasıl ayarlanıyor? Bunun için detaylı olarak bir video çekmek istedim arkadaşlar. Daha önce çekmiştim, videom vardı ama pek anlaşılır olmadı herhalde. Şimdi bu videoda koltuk derinliği, kol tepesi yüksekliği nasıl buluyoruz? Detaylı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Kağıdımdan gözükmesi için masamda beyaz olduğu için şöyle kırmızı bir çizgi çektim kağıdımın kenarına. Ki daha iyi anlaşılsın diye bakıyorum şimdi gözüküyor mu? Evet, gayet net gözüküyor arkadaşlar. Evet, öncelikle daha önceden çekmiş olduğum ölçü alma videosunu izlemenizi istiyorum arkadaşlar. Öncelikle kendi bedenimizi tanıyıp ölçümüzü çok güzel almamız gerekiyor ki kalıbımız güzel olsun, yanlış olmasın. Ölçüleri ve terimlerini çok iyi öğrenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ölçü videomu izlediğinizi farz ederek ben kendi ölçülerime göre kalıbımı çıkartmaya başlayacağım arkadaşlar. Siz de kendi ölçülerinizi alın, belirleyin ve benimle birlikte başlayın. Ölçülerimizi aldıktan sonra dörde bölüyoruz arkadaşlar. Niye dörde bölüyoruz? Çünkü kalıbı dörtte bir olarak çıkartıyoruz. Yani yarım ön, yarım arka olarak çıkartacağız. Şimdi ben başlıyorum. Omuzdan omuza ölçüm 41 benim. Ben ölçülerimi ayarladım. Şuradan 9 santim ense alıyorum. 12 santim de omuz alıyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi göğüs düşüklüğü olan ölçüm 28 santim. Buradan bir işaret alıyorum 28'den. Benim ön uzunluğum 45 santim. Onu da işaretliyorum. Mezuramı hiç kaldırmadan kalça düşüklüğüm olan 20 santimi işaretliyorum. 65'e denk geliyor. Evet arkadaşlar ve bu çizgileri düz olarak uzatıyoruz. Göğüs düşüklüğü ölçümüz nedir arkadaşlar? Göğüs düşüklüğü ölçümüz bizim omzumuzun başından göğsümüzün ucuna yani göğüs ucumuza gelen en yüksek yeridir arkadaşlar. Göğüs ucumu, göğüs düşüklüğümü çiziyorum. Şöyle düz olarak uzatıyorum. Belimi uzatıyorum, bel çizgisini. Ve basen çizgimi uzatıyorum. Bakıyorum hepsi gözüküyor mu? Biraz daha şöyle alırsak daha net gözükecektir. Evet arkadaşlar. Şimdi ben kol evimi belirleyeceğim arkadaşlar. Kol evimiz nasıl belirleniyor? Kol evimiz bedenimizin omzundan tutuyoruz şu şekilde ve koltuk altına gelen yeri şöyle ölçüyoruz. Bunun 22 santim. Birkaç çeşidi var arkadaşlar bunu ölçmenin, yapmanın. Bunu ben daha detaylı da anlatacağım. Şimdi şöyle 22'den hatta şöyle 23 mü yapsak? 23 yapalım, rahat olsun. Evet, ben bu kalıbımızı çıkardıktan sonra bu kalıp üzerinde reglan kol nasıl çıkartılır? Onu da göstereceğim size arkadaşlar. Çünkü en çok bunları soruyorsunuz. Reglan kol. Reglan kol pratikte çalışılmıyor arkadaşlar. Reglan kol kalıp üzerinde ayarlandıktan sonra çalışılıyor. Şimdi tişörtü koyup üstüne kestiğiniz zaman bunlar yanlış şeylerdir. Yani böyle yapan da çok var ama bana doğru gelmiyor. Tişörtü koyup üstünden kesmek. Yani bir ürünü koyup üstünden kesmek, o ürün hatalıysa siz de hatalı yapacaksınız. Yani hatalı olmayabilir ama
Bir işi pratik yapabilmek için önce kalıp çizgileri, kalıp ölçüleri, beden ölçüleri, bununla ilgili kalıpla ilgili bilgimiz olması gerekiyor arkadaşlar. Yani temeli olması gerekiyor. Temelsiz hiçbir iş olmaz. Evet arkadaşlar, şimdi göğüs düşüklüğümüz 28. Göğüs düşüklüğümüz neye yarar arkadaşlar? Bu göğüs düşüklüğümüz göğüs pensi için gereklidir. Şu çizgimiz. Bu da kol evi için gerekli. Bu belimiz için. Burası da basen ölçüsü için. Şimdi göğüs ölçümüzü yerleştiriyorum arkadaşlar. Benim göğsüm 106 artı 4 santimde bolluk payı veriyorum ben buna. Siz istediğiniz kadar bolluk payı verebilirsiniz ve bu bolluk payında kumaşınızın da çok önemi var arkadaşlar. Kumaşınız likralıysa, mesela likralı penyelerde hiç bolluk payı vermeden ya da 1 santim vererek çalışıyoruz. Ama hiç esnemeyen viskon kumaşlarda en az 4 santim, en çok da 8 santim pay vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet, ben şimdi buna 4 santim vererek hesapladım ben ölçülerim. Benim göğüs ölçüm 27,5 santim. Biraz da ben bol seviyorum, o yüzden ona göre ayarlıyorum. 27,5 göğüs işaretimiz. Belimiz, bel size kalmış arkadaşlar. Bel oyuntusu seven var, sevmeyen var. Yani bel oyuntusu şöyle, ben ne yapıyorum? Buradan 27,5 ise 2 santim eksiğini, 25,5 santim belimi ayarlıyorum. Ya da şöyle 26 olsun. Basenimiz 110 santim, 14 santimde pay veriyoruz. Yani hesaplıyoruz. Ben basenimi 29 çalışacağım arkadaşlar. Şu şekilde. Siz kendi ölçülerinize göre ölçüyorsunuz baseninizi. Bolluk payını veriyorsunuz. 4'e bölüyorsunuz. 4'e böldüğünüz çıkan sayıyı buraya işaretliyorsunuz arkadaşlar. Ve bu ölçülerimizi nasıl yerleştireceğiz? Şimdi sırt ölçüsü alacağız. Ön göğüs ölçüsü. Bakın arkadaşlar, ön boku ölçüsünü şu şekilde, mankenimi getiriyorum ben ve bakıyorum gözüküp gözükmediğine. Şu şekilde şu anda gözükmüyor ve ben şöyle ayarlıyorum mankenimi. Şimdi bakın, benim mankenimin robası şu şekilde ölçülüyor arkadaşlar ve kaç santim geliyor? 36 santim geliyor arkadaşlar. Bakayım gözüküyor mu? Şu şekilde. Evet. Buradan siz de kendi robo ölçünüzü alıyorsunuz. 36 santim. Bu robo ölçüsü ne işe yarıyor? Robo ölçüsü koltuk oyuntusunu şöyle ayarlayalım. Kol evimizi çizerken işimize yarıyor arkadaşlar. Bakın. 36 santim ön robamız. Bunu yarıya bölüyoruz 36'yı. 36 ve 18 çıkıyor. Bakın. Şöyle 18, 1 santimde dikiş payı vermiş olsak şöyle 19 arkadaşlar. 19, hatta şöyle. Şöyle bir işaret alıyoruz 20 santimden. Ve kol evimizi çizerken bu ölçü bize çok yardımcı oluyor arkadaşlar. Bu şekilde çalıştığınız zaman hiçbir şekilde kalıbınızda hata çıkmaz. Bakın. Şöyle çiziyorum. Ve şu şekilde alıyorum kol evimi. Bakın arkadaşlar, kol evimiz çıktı. Kol evimizi şu şekilde şöyle çizdik. Şimdi belimizi çiziyoruz. Basenimizi çiziyoruz. Basenimizi çizerken şu şekilde. Beden boyumuzu da siz istediğiniz ölçüde yapabilirsiniz arkadaşlar. Buradan omuz düşmedik. Bakın. 2 santim omuz düşüyoruz şöyle. Omuz çizgimizi de çiziyoruz. Gördüğünüz gibi. Beden boyu ölçümüz de size kalmış.
kaç yapmak isterseniz. Ben şöyle 80 santime kadar yapmak istiyorum. Çünkü tunik çalıştığımız zaman daha rahat oluyor. Siz kendi ölçülerinize göre, kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz boy ölçünüzü. Burayı da cetvelimizin geldiği şekilde şöyle çiziyoruz. Ve etek ucunda yapmamız gereken ise, bakıyorum etek ucu gözükmüyor. Etek ucunu şöyle alıyorum. Etek ucu bu şekilde olduğu zaman böyle bir sivri köşe oluşturur arkadaşlar. Bunu oluşturmaması için şöyle 1 santim, 1,5 santim, 1 santim yeterli. Şöyle eteğimizi yuvarlayarak yukarı çiziyoruz şöyle. Bu çizgi neden gereklidir? Bu çizgi belimiz çukur olduğu için düzgün durması için gereklidir arkadaşlar. Evet, şimdi arka bedenimiz çıktı. Arka yakamı çiziyorum. Ben enselerde genelde 2,5-3 santim düşüklük seviyorum. 3 santimden çiziyorum arkadaşlar. Şöyle elimle de çizebilirim. Cetvelle de çizebiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken şuradan 1,5 santim düz gitmektir. Düz gittikten sonra yuvarlamaya başlayabiliriz arkadaşlar. Evet, şu şekilde bakın. Tabii ki cetvelle her zaman daha düzgün oluyor. Evet. Şimdi ön beden için yapmamız gereken burada bazı işlemler var. Şöyle omuzdan 1 santim düşürmek. Şuradan da KB noktasından, yani şöyle 8 santime falan denk geliyor KB'miz. KB'den içeriye 1 santim girmek. Ve bunları siyah kalemle çizeceğim arkadaşlar. Bakın omzumu sıfırdan başlayıp 1 santim düşürüyorum. Kol evimi bakayım ne kadar gözüküyor. Şöyle. Evet. Bakın gördüğünüz gibi omzu sıfırdan başladım. 1 santim düşürdüm arkadaşlar. Ve kol evimi 1 santim girerek şöyle biraz daha oyuyorum. Çünkü orada yığılma yapmaması gerekiyor arkadaşlar. Evet. Şu şekilde 1 santimden tekrar şöyle sıfırlıyorum kol evimi. Şöyle cetvelimizin uygun yerini bularak. Evet, siyahla çizdiğim yer ön, kırmızı arka. Siyah, ön. Ve yaka açıklığımızı herkesin isteğine göre ve modele göre değişir arkadaşlar. Ben şöyle normal olarak bir 10 santim çiziyorum. Yine ensede de olduğu gibi 1,5 santim düz giriyorum. Ve daha sonra oyuntumu, yaka oyuntumu çiziyorum arkadaşlar. Şu şekilde çiziyorum. Tabii bunu siz V'de çizebilirsiniz, sıfırda çizebilirsiniz. Bu tamamen size ve modelinize kalmış bir şeyler arkadaş. Bu benim ön ve arka kalıbım arkadaşlar. Evet, şimdi gelelim kol evimizin. Kol tepemizdeki, hani daha önceki videolarımda soruyorsunuz ya, 16, 17 nereden buluyorsunuz diye. Evet, şimdi oraya geldik arkadaşlar. Bakın şu şekilde mezromu tutuyorum ve ön kol evi çevremi ölçüyorum. Bakın 24. Ön kol evi 24. Ve arka kol evimi ölçüyorum. Arka kol evim şöyle mezromu yuvarlayarak oyuntumu ölçüyorum. Bu da 23,5. Arka kol evim, kol evi 23,5. Bunları topluyorum arkadaşlar. 24, 23 daha
47, 47,5 yapıyor. Ve bu 47,5'u 3'e bölüyorum. 47,5 bölü 3 eşittir 15,8, yani 16 santimi bulmuş oluyoruz. Yuvarlıyoruz, 16 santim. Hani bu hep sorduğunuz 16 santim var ya, kol tepe yüksekliği, tepe yüksekliği. Böyle bulunuyor arkadaşlar. İşte bakın, videomu iyi izleyin, takip edin ve o kolun tepesindeki yüksekliği bu şekilde siz kendi kalıbınızın kol evini ölçerek bulacaksınız arkadaşlar. Evet, bedenimiz hazır. Şimdi kola geçiyoruz arkadaşlar. Kolu kalıbını çıkartmak için bize gerekli olan ölçülerimiz kol boyu ölçümüz. Yani bilekten şöyle kol tepesine kadar olan ölçümüzdür arkadaşlar. Kol boyu ölçümüz, manşetimiz, pazımız. Ve kol evini nasıl buluyoruz arkadaşlar? Bir de kol evimizi bir bulma şeklimiz daha var. Onu da anlatayım size. Pazımızı ölçüyoruz. Pazı demek yani şu kolumuzun, bakın, şu kolumuzun en yüksek yeri demektir. Benim kol pazım 40 santim arkadaşlar. Bakın şu şekilde 40 santim bol olarak. Ben bol seviyorum. Şöyle dikiş payıyla beraber 40 santim. Pazu 40 santim bölü 2 yapıyoruz, 20 santim ve buna artı 2 ekliyoruz kol evimizi bulmak için. Evet, artı 2 santim verdiğiniz zaman kol evimiz 22 santim yapıyor arkadaşlar. Tabi bu dikeceğiniz kıyafetlerde değişiyor. Bu bir penye bluzda 2 santim veriyorsunuz. Böyle esnemeyen daha viskon kumaşlarda ben artı 3 veriyorum. Yani bu dış giyimde, cekette ve mantoda değişiyor arkadaşlar. Cekette ve mantoda 4 santim, 6 santim bu şekilde veriliyor. Penyelerde ben esneyen dikralı kumaşlarda 2 santim veriyorum ve kol evimi 2-3 santim veriyorum. Pazumu 2'ye bölüyorum. 20 santim artı 3 veriyorum. 23 santim ve burada da 23 santimi vermiştim arkadaşlar. Kol evimizi de bu şekilde buluyoruz. Evet, şimdi gelelim kol kalıbımıza. Evet, şimdi farklı bir kağıt alıyorum ve kol kalıbımı çıkartacağım. Şimdi bedenimiz burada dursun. Kolumuzu çıkartacağız arkadaşlar. Umarım benim bu videolarım size faydalı oluyordur arkadaşlar, anlattıklarım. Yani ben de bunları modelistik kursumda öğrendim arkadaşlar. Ve yıllarca yaptığım işlerden pratik olarak artık kesip dikebiliyorum. Çünkü ben 50 yaşındayım şu anda. 13 yaşından beri bu işle uğraşıyorum. 2 tane başarıyla alınmış modelistlik belgem var arkadaşlar. Artı ustalık belgesi, usta öğreticilik belgesi. Bütün belgelerim var. Ve bir sürü insana bu işi öğrettim arkadaşlar. Bir sürü insan meslek sahibi oldu. Şimdi kağıdımızın şöyle ortasını bir bulalım öncelikle. Çünkü kolu açık çalışacağız ve size göstereceğim. Evet. Burası kağıdımızın ortası. Şu alttaki bedenimizi kaldıralım. Şu şekilde. Ve bu ortaya bir çizgi atalım kırmızı kalemle. Bu aynı zamanda kolumuzun düz boy ipi de olacak arkadaşlar. Düz boy ipi çok önemlidir. Düz boy ipine dikkat etmezsek dikeceğimiz ürün
ne olursa yamuk olur, dönük olur. Ve bunun ortasından şöyle bir de üstünden çizgi atıyorum. T şeklini veriyoruz arkadaşlar. Evet, kol kalıbımızı çıkartmak için şöyle bir T oluşturuyoruz. Şimdi az önceki bulduğumuz 16 santimimiz var ya arkadaşlar. Bu bulduğumuz T'nin bakalım gözüküyor mu kalıbımız? Evet, şu anda şöyle gözüküyor. Evet arkadaşlar, şimdi bu bulduğumuz T'nin tepesinden T işareti bulduk ya. Bu kol tepesini de ölçtük, ayarladık ya 16 santim. Hep sorduğunuz bu 16 sabit midir? Nasıl buluyoruz diye sorduğunuz ölçüyü buraya yerleştiriyoruz. Tepeden aşağıya kol tepe yüksekliğimiz 16'yı işaretliyorum. Ve sağa ve sola uzatıyorum arkadaşlar. Bakın. Çok önemli bilgiler, mutlaka izleyin. Beğeni ve yorumlarınızı yapın. Lütfen arkadaşlar, desteklerinizi veriyorum. Bekliyorum. Ben de sizin bir şeyler öğrenmeniz için elimden geleni yapıyorum arkadaşlar. Evet, şimdi bu en tepeden kol boyumuzu işaretliyoruz. Yani kol boyunuz neyse, siz nasıl seviyorsanız. Ben şöyle 62 santimden işaret alıyorum kol boyumu. Burayı da uzatıyorum sağa ve sola. Şu şekilde. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi bu kol tepesinden aşağıya 16 santim indik ya arkadaşlar. Buraya pazımızı yerleştireceğiz. Benim pazım 40 santim. 20 bir tarafa işaret alıyorum. 20 de bir tarafa işaret alıyorum. Normalde bu kalın kalemlerle çizilmez ama ben kolay, rahat gözüksün diye kalın çiziyorum arkadaşlar. Evet. Pazımızı da buraya yerleştirdik. 20 santim. 20 santim. Pazu. Burası kol tepesi. Kol tepesi. Evet. Şimdi kol ağzımıza manşet ölçümüzü yerleştiriyoruz arkadaşlar. Sağına ve soluna ben 12 santim tercih ediyorum. Şöyle. Evet. Bazı ölçüler dediğim gibi sizin isteğinize ve modelimize göre değişiyor arkadaşlar manşeti. Manşet ölçüleri falan. Şimdi biz böyle genel bir normal bir kol kalıbı çıkarıyoruz. Evet. Şimdi bu kolumuzun tepesinden bulduğumuz pazıyı şöyle bir çizgi atıyoruz siyah kalemle. Bir çizgi de bu tarafa atıyoruz. Evet. Şimdi bu attığımız çizgileri ölçeceğiz ve dörde böleceğiz arkadaşlar. Şimdi ben burayı ölçüyorum. 25,5. Ve hemen hesap makinamla bölüyorum. 25,5 bölü 4 eşittir 6,375. Şuradan 6,1,2,3,375'i işaretliyorum. Bir 6,375'i daha işaretliyorum. 1,2,3,375 şöyle. Buradan da işaretliyorum. Ve buradan da yine 6,375 kalıyor arkadaşlar. Şu şekilde. Burayı da ölçüyorum. Burada aynı gelecektir.
Burayı da işaretliyorum, 6.75. 6.375. 1, 2, 3. Bunları da işaretlemek zor oluyor. 3.75 bölü küsür atlılar sayılar. Tabi siz bunu kendi kalıbınızın ölçüsüne göre yapacaksınız. Evet. Şimdi burayı 4'e böldük. Burası arka kol. Burası da ön kol olacak. Evet. Şimdi arka koldan alttaki çizgiden içeriye 6 milim giriyoruz. Yani yarım santimden 1 milim fazla. 6 milim işaretliyorum. İkinci çizgiden dışarıya 8 milim çıkıyorum. Şuradan şöyle tutarsak 8 milim. Ve en son çizgiden dışarıya da 1,5 santim işaretliyorum. Kol tepesini böyle düz geleceğiz. Evet arkadaşlar, burası 6 milim, 8 milim, 1,5 santim. Evet, ön tarafa geçiyoruz. Ön tarafta en yukarıdaki çizgiden 1 santim 2 milim çıkıyoruz. 1 santim 2 milim. İkinci çizgiden yarım santim, yani 5 milimetre. Ve üçüncü ve son çizgimizden içeriye de 8 milim giriyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. 5, 6, 7, 8 milim. Bakın, 8 milim, 5 milimetre, 1 santim, 2 milimetre. Evet arkadaşlar, bu şekilde kolumuzu oluşturacağız. Şimdi öncelikle kol tepemizi bakıyorum. Gözüküyor mu? Gayet güzel gözüküyor. Şimdi ön kolumuzu çiziyorum. Bakın tepeden burayı düz geliyoruz. Şu şekilde. Ve sonraki işaretimize geliyoruz. Ve 8 milim içeriye girmiştik. Oraya doğru iniyoruz. Ve burayla birleştiriyoruz arkadaşlar. Bakın. Evet. Burası kırmızıyla çizdiğim yer ön kol oyuntumuz. Bakın arkadaşlar. Şimdi bu artık bir önemi kalmadı siyahın. Kırmızıyla olan yer. Gördüğünüz gibi. Aynı şekilde arka kolumuz için de şuradan tepeden düz geliyoruz. Kol tepesi. Şu şekilde. Şuradan 8 milimetre çizdiğimiz yerden geçecek şekilde şöyle çiziyoruz arkadaşlar. Ve burayı da bu şekilde yapıyoruz. Evet. Burası da arka kolumuz. Siyahlar iptal. Kırmızı arka kol. Kol evi. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kolumuz çıktı. Ve şöyle kolumuzu ölçüyorum. Ne kadar? Bakıyorum. Şöyle 26,5 santim. Ön kolumu da ölçüyorum. Bakıyorum. O da 26 santim. Evet. Bu kolumuzda kol evimize göre fazlalık olabilir. Ve buraları ne yapıyoruz? Şuradan bakın arkadaşlar, olan fazlalığımızı şöyle 7-8 santimden bir işaret atıyoruz. 7-8 santimde buradan bir işaret atıyoruz. Niye attık bu işaretleri? Çünkü kolumuzu takarken buraları düz takmamız gerekiyor. Buralarda herhangi bir yedirme yapamayız. Şuralarda büzgü yapacağız arkadaşlar, fazlalık gelirse. Buralardan takarken böyle hafif toplayarak büzgü yapacağız. Burası da kol ortamız. Kol ortası çıta atacağız.
Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kol kalıbımız da tamam. Evet arkadaşlar, bugünkü videomda sizlere beden kalıbı çıkartma ve kol kalıbını çıkartmayı gösterdim arkadaşlar. Umarım size faydalı olmuştur. Ve kolumuzda yırtmaç, evet bir noktayı unutmuşuz. Kolda yırtmaç yapmak için manşetli kollarda arka kolumuzu ne yapıyoruz? Bölüyoruz şöyle 12 santimi. Bölüyoruz 6 santim ve buna 1-2 santim yan, 1 santim yana doğru kayıyoruz. Şuradan şöyle yırtmaç için, yırtmaç için şöyle bir 7-8 santim çıkıyoruz arkadaşlar. Evet, manşetli çalışmak için de bu şekilde arka kolumuzdan yırtmaç yeri ayarlıyoruz. Evet arkadaşlar, kol kalıbımız da bu kadar. Bugünkü göstereceğim videom bu kadar arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videolarımı beğeniyorsanız bakıyorum kendimi çekebilecek miyim. Evet arkadaşlar. Videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğeni ve yorum yapın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Elimden geldiği kadar sizin istediğiniz şeyleri paylaşmaya çalışıyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum.